Kayıplarım var. Ailesi 4 gündür haber alamıyor. Gülhan Uymaz İstanbullu stüdyomuzda. %70 zihinsel engelli ve epilepsi rahatsızlığı olan 24 yaşındaki kızı Nadide İstanbullu'yu arıyor. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Güngören'den kaybolmuş. Anneannesiyle beraber Güngören'de yaşıyor. Anneanne ve dede ayrı. Anne Gülhan Hanım da kendi babasıyla beraber Kocaeli Darıca'da ikamet ediyor. Nasıl yani? Annemle babam ayrılmıştı ben çocukken. Yani siz babada kaldınız. Evet, ben babamla yaşadım. Yani eşim vefat ettikten sonra ben babamla yaşamaya başladım. Kızım da anneannesine çok düşkündü. Anneannesini çok seviyordu. Anneannesinin yanında kalıyordu. Ara ara benim yanıma geliyordu. Benle kalıyordu. İşte ben Cuma günü benim yanıma geleceklerdi. İstanbul'dan hep birlikte. Cuma günü ben saat 1.30'da işte aradım. Ne oldu? Nerede kaldınız? Çıktınız mı diye. Annem dedi ki kızın kayıp. Nasıl yani dedim. Kızın yok dedi. Sabah kalktım evde yok. Kapı açık çıkmış gitmiş dedi. Üzerinde kırmızı aşortman takımı. Ayağında ayakkabıları küçük bir kol çantasıyla. Bir de otobüs kartını almış. Engelli kartı var. Onu almış. Kimliği bulamamış. Üzerinde hiç para yok. Çıkıp gitmiş. Cuma gününden beri ben perişanım. Mahalledeki arkadaşları şey dediler. Cömertkent sitesinde motorlu kuryelik yapan top sakallı bir siirtli bir çocuk varmış. Ben onunla evleneceğim falan diyormuş. Ama benim kızım evliliğe müsait bir kız değil. Yani o heves ediyor ama evliliğe müsait bir çocuk değil. Çünkü evlenemez. Hiçbir şey yapamaz. Bu kimin yanındaysa, bu çocuk kimse, sana yalvarıyorum Müge abla. Benim çocuğumu bul Estağfurullah. Müge abla. Ben çok perişanım Müge abla. Ben onları babasız büyüttüm. Yemedim ye dedim, giymedim giy dedim. Babaları Şekerli suyla nerede? büyüttüm ben onu, Ha, sütü. vefat etmiş. Babası vefat etti, süt alamadım, şekerli suyla büyüttüm. Ben onu büyütene kadar ne zorluklar çektim Müge abla. Sana yalvarıyorum Müge abla, bul çocuğumu ne olur. Cömert Kent sitesinde top sakallı, siirtli kuryeci mi arıyoruz? Öyle dedi arkadaşları. En son bize dediği buydu Gülhan abla dediler. En son bize söylediği buydu. Cömert Kent sitesi Güngören'de mi? Bizim orada Toz Kaparan Mahallesi'nin girişinde. He, orada... Ben beni buraya getiren şoför abiye de gösterdim Ay, orayı. o kuryeci orada mı oturuyormuş? Orada oturuyormuş. He, Cömert Kent sitesinde oturan ya da işte ne bileyim oraya belki şey yapan Siirtli top sakallı kuryeci. Olsun, gene de elimizde birkaç bilgi var. Çocuğun zihinsel engeli var. Annenin gözyaşı o yüzden. Çok da güzel bir kızın var. Allah bağışlasın. Şimdi arkadaşları Amin, evleniyormuş. amin. Sürekli evlenmek istiyormuş Gülhan Nadide de. Sürekli evlenmek istiyormuş. Ben ne zaman evleneceğim, evleneceğim diye. Hatta giyiniyormuş, süsleniyormuş, sokağa çıkıyormuş ki birileri onu beğensin, o da evlensin diye. Çünkü Dikkat yaşıtları, çekmek arkadaşları istiyordu. evlenince o da istiyormuş. Ama anne de diyor ki evlilik hayallerinin peşinde koşarken ben onu zarar Müge görmesinden abla, ben korkuyorum. senden bir şey rica edeceğim. Estağfurullah. Nüfus kağıdı evde ya. Bu çocukla birlikte nüfus kağıdımı kaybettim deyip gidip nüfus kağıdı çıkarıp evlenmeye kalkmasın gizli. Ben nüfus idaresinin sesimi nasıl duyurabilirim? Kayıp diye verirlerse nüfus kağıdı buna. Ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Çıldırmak üzereyim. Çocuğun bu engeli raporu yenilenmiş rapor mu? O rapor 3 ayda bir, 6 ayda bir hastaneye gidip EEG'si çekiliyor. EEG'si hep aynı seviyeyi gösteriyor. Ya yani şu an 26 yaşında ama 6 yaşındaki çocuk gibi. Zeka yaşı o. Kendi temizliğini yapamıyor. Kendi banyosunu yapamıyor. Üstünü başını değiştirip yıkayamıyor. Hiçbir şeyini yapamıyor. Sadece onun evde bana yaptığı bir bulaşık yıkıyor, bir de kahve yapıyor. O da çatır çatır her şeyi kırıp dökerek yapıyor. Yani hiçbir şey Ha, yapamıyor kendi Müge öz bakımını abla. da yapamıyor. Yapamıyor. Kuaföre götürüyorum özel bakımı için, temizliği için. Banyosunu ben yaptırıyorum. Üstünü başını ben çıkarttırıp giydirip ediyorum. Anneannesi daha çok. Yani anneannesiyle kaldığı için bunları hep annem yapıyor. Dur bakalım. Bayağı Gösteririz. İnşallah bir sıkıntılı. tanıyan bilen çıkar. Zor bir durum yani. Bayağı sıkıntılı bir Ya durum. işte şimdi
ben ailelerin de endişesini hepimiz anlıyoruz. Ben de, evet, siz de. Çocuk şimdi bu durumdayken kim aldı götürdü, ne yapacak diye düşünüyorlar. Çok haklılar. Çok iyi niyet burada. Asla ve asla aranmaz yani. Hani götürenin de fark ettiği an mutlaka ve mutlaka ya, getirmesi gerekiyor. Yolda fazla yürüdüğün zaman, mesela 15-20 dakika yürüdüğünde bacakları kasılıyor. Bacakları kasıldığı an oturuyor. Zaten hani hekim olmayanlar dışında da rahatlıkla anlaşılabilecek durumlar. O nedenle anladığı an iyi niyetli birinin mutlaka kızınızı getirmesi, teslim etmesi gerekiyor. Tamam. Cömert Gent sitesindeki top sakallı kuryeci, eğer bizi izliyorsa ya da onun bir arkadaşları varsa, inşallah kızımız da evet çok güzel ama annesi durumunu anlatıyor. Belki siz de anladınız. Şu an ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden anne diyor ki bir an evvel kızımı geri getirsinler. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.